Yapı Kredi ise senedi ile ilgili 6 bilgi. Faizin 475 bas puan artırılmasından sonra en fazla işlem gören hisseler arasında yer alan Yapı Kredi ise senedi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmak istiyorum. Yapı Kredi hisse senetleri ile ilgili olarak burada yer vermiş olduğum bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması gerektiğini hatırlatayım. Borsada son 5 aydır banka hisselerinin hiçbir hareket görmemesi yatırımcıları adeta bezdirmişti. Beklenen faiz kararının ardından yükselişe geçen banka hisseleriyle ilgili olarak merak edilen en önemli şey bu hisselerin yükseliş eğilimi içerisine girip girmeyeceğidir. Ben de bu amaçla Yapı Kredi hisse senediyle ilgili çalıştırmalar gerçekleştirdim ve sizlere aktarmak istedim. Yapı Kredi hissesi yorum ve görüşlerime geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Yapı Kredi hisse senetleri son 10 yılda beklenen çıkışı gerçekleştiremedi. Yapı Kredi hisse grafik incelemesi yaptığımda son 10 yılda hisse senedinden beklenen çıkışlar hiçbir zaman gerçekleşmemiş. 2010 yılında 2,13 TL seviyelerinden işlem gören Yapı Kredi hisse senedi günümüzde 3,11 TL seviyelerine ancak ve ancak rekor faiz artışıyla gelmeyi başarmıştır. Fiyat kazanç oranı 5,74 TL'dir. Yapı Kredi hisse senetleri ile ilgili olarak yapılabilecek en güzel yorumlardan bir tanesi de hissenin FK oranının 5,74 olmasıdır. Profesyonel borsa yatırımcıları FK oranı 10'un altında olan hisselere her zaman yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Kısaca FK oranı yatırmış olduğunuz parayı ne kadar kısa sürede amorti edebileceğiniz gösteren bir sayıdır. Her zaman bu orana dikkat ediniz. Salgın döneminde Yapı Kredi hisse senedi 1,77 TL seviyelerine kadar düşmüştür. Yıl içerisinde 1,77 TL seviyelerine kadar düşen ve günümüzde 3,11 TL seviyelerinden işlem gören Yapı Kredi hisse senetleri için beklenti Merkez Bankası'nın faiz politikasına göre değişkenlik gösterebileceği öngörülüyor. Salgın döneminde 1,77 TL'den 100.000 TL'lik bir yatırım yapsaydınız ve hissenizi satmasaydınız paranız şu an 175.000 TL olurdu. Sadece 6 ay içerisinde 75.000 TL'lik bir getiri gerçekten inanılmaz. Bu nedenle her düşüşün bir fırsat olduğunu her zaman aklınızdan çıkarmamalısınız. Yapı Kredi hisse senedi 2015 yılından bu yana temettü ödemesi yapmamıştır. Genel olarak banka hisselerinde temettü ödemesi gerçekleştirilmez. Yapı Kredi hisse senedi de herhangi bir temettü ödemesi gerçekleştirmeyecektir. Temettü emekliliği ile ilgili bir beklenti içerisinde olan kişiler yatırımlarını bankalar yerine GEO hisselerine yönlendirmeleri gerekmektedir. Hisse senedine sahip yabancı oranı %65'tir. Yapı Kredi hisse senedi %65 gibi oldukça yüksek bir yabancı yatırımcı oranına sahiptir. Bu oran hisse senedinde çok fazla dalgalanma yaşanmasının önüne geçmektedir. Uzman yatırımcılar yabancı yatırımcıdan tercih ettiği hisse senetlerine yatırım yapılmasını tavsiye etmektedirler. Hisse senedinin 52 günlük ortalaması 2,26 TL'dir. Yapı Kredi teknik analiz çalışması gerçekleştirildiğinde hisse senedinin 20 günlük ortalamasının 2,47 TL, 52 günlük ortalamasının ise 2,26 TL olduğu görülmektedir. Bu ortalamalar hisseyi orta vadede tutmak isteyen yatırımcılar için kaliteli bir göstergedir. Halka açıklık oranı %30 olan Yapı Kredi hisse senediyle ilgili 6 önemli bilgi aktarmaya çalıştım.
Yorumlarda yapı kredi hissesinin neden düşüyor veya artıyor gibi sorular sormamanızı rica ederim. Yapı kredi hisse forum incelemeler gerçekleştirerek beklentileri öngörebilirsiniz.